Bu hafta Türkiye'nin en özel şehri Manisa'da Şehzadeler Diyarı'ndayız. Manisa merkezde iki tane ilçe yer almakta. Solumdaki alan Şehzadeler, sağımdaki alan ise Yunus Emre. Ama biz bu hafta Şehzadeler ilçesinde olacağız. Mayıs 1919 günü Yunanlar tarafından işgal edilen Manisa uzun bir süre işgal altında mücadele vermiş ve 8 Eylül 1922'de işgalden kurtarılmıştır. Aynı gün Yunanların çıkardığı büyük yangında sadece binalar ve vatandaşlar değil, Manisa'daki yüzyılların birikimi, ilim ve kültür mirası da yok edilmiştir. 1922'de Aydın vilayetinden ayrılarak bağımsız sancak olan Saruhan, 1923'te aynı adla vilayet olmuş, 1927'de ilin adı Manisa olarak değiştirilmiştir. Manisa 1391 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı topraklarına katılmış. Ancak Ankara Savaşı sonrası Timur bölgeyi yeniden eski sahiplerine iade etmiştir. 1412 yılında ise Çelebi Mehmet kesin olarak Manisa'yı Osmanlı egemenliği altına sokmuş ve Saruhan Sancağı adıyla idari bir birim haline getirmiştir. Birçok Osmanlı padişahı şehzadelik dönemini Manisa'da geçirdiğinden il Şehzadeler şehri olarak tanınmıştır. 1437-1595 yılları arasında Şehzadeler tarafından yönetilmiştir. Ünlü padişahlardan Fatih, babası 2. Murat, Kanuni Sultan Süleyman, 3. Murat, 3. Mehmet bunlar arasındadır. Şehzadeler Belediyesi'ndeyiz. Efendim burası Şehzadeler Diyarı, tam 170 bin nüfusa sahip ve bizi bu hafta burada ağırlayan Ömer Başkanımın yanına geldik. Efendim nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz de geldiniz. İyi ki geldiniz. Şeref verdiniz diyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Güler yüzünüz gerçekten bizi bitirdi. Manisa'yı gezerken sizi kime sorsak herkes size hayran, herkes sizden memnun. Efendim nasıl becerdiniz böyle güzel bir başarıyı? Sizin gibi pozitif, enerjik ve güler yüzlü dostlarla birlikte olunca güler yüzlü olmamak ne mümkün. Çok teşekkür ediyorum. Bizleri izleyen tüm izleyicilerimize Şehzadeler şehri, Manisa'nın kalbi Şehzadeler ilçemizden. Tarih şehri, kültür şehri, medeniyet şehri, tarım ve ticaret şehri Şehzadeler ilçemizden selam ve saygılarımı sunuyorum. Efendim, öncelikle bize Şehzadeler Diyarı Manisa'mızdan bahsedebilir misiniz? Tabii ki Manisa, Türk İslam tarihi açısından ele alacak olur isek 1313 yılında Beylikler döneminde Saruhan Bey tarafından fethedilmiş olan bir yerleşim merkezi. Ardından Osmanlı İmparatorluğu'na dahil oluyor ve birçok şehzadeye ev sahipliği yaptığı için de Şehzadeler şehri olarak anılıyor. Kanuni Sultan Süleyman gibi, Fatih Sultan Mehmet gibi şehzadeleri yetiştiren bir şehirdesiniz şu anda. Sokaklarında, çarşısında zaten bu tarihi dokuyu da görüyor, bu tarihi havayı da hissedebiliyorsunuz. Bu açıdan da son derece önemli. Şehzadeler ilçemizde kadim şehir, yani
tarihi eserlerin çok yoğun olduğu bir bölge. Bu noktada da biz Şehzadeler Belediyesi olarak bu tarihsel kimliğimizi ön plana çıkartabilmek, kültürümüzü tanıtabilmek için de sayısız projelere bugüne kadar imza attık. Bunlardan birisi sizlerin de ziyaret ettiği, dört temayı bir arada barındıran Türkiye'deki örnek projelerden birisi olan Şehzadeler Park projesi. Şehzadeler Park'ta 32 tane minyatür var. Manisa'da görülmesi, gezilmesi gereken tarihi eserlerin bir bölü 20 ve 25 ölçekli. Aynı İstanbul Minyatürk'teki gibi birebir aynıları var. 3 dilde tanıtım bilgilendirmeleri var. Manisa'da şehzadelik yapan şehzadelerin Profesör Feridun Emecen danışmanlığında şehzadelik dönemleriyle ilgili tasvirleri var. Bir dioramik Mesir müzemiz var. Biliyorsunuz Mesir macunu Manisa için son derece önemli ve UNESCO tarafından da Dünya Kültürel Mirası'nın somut olmayan kısmına ilave edilmiş olan bir değer. Bununla ilgili dioramik müzede Mesir'in ilk atılma anını görüyor ve yaşayabiliyorsunuz. Çocuklarımız için de Masal Park bölümümüzde 29 ayrı replika var. Çocuklar içerisine girdiklerinde çıkmak istemiyor. Büyükler de çocukluklarında seyrettikleri çizgi filmleri ve kahramanlarını, onların evlerini, araç güreşlerini görünce çok daha geçmişe gidip çok duygulanıp mutlu oluyorlar. Biyolojik göleti, kafeteryası, yürüyüş yolları, yetişmiş ağaçlarıyla rüya gibi bir tesis ve girişi ücretsiz. Bugüne kadar dışarıdan milyonlarca misafir ağırladı parkımız. Şehzadeler Park'la başlanabilir Manisa ziyaretine. Manisa'nın tarihi eserlerini, kültürel değerlerini bilmek, görmek, yaşamak açısından önemli. Yine Kurşunlu Hanımız var. İkinci Beyazıt'ın eşi Hüsnüşah Hatun tarafından Hatuniye Camii ile birlikte yaptırılmış olan büyük bir han. Türkiye'deki avlusu en geniş hanlardan birisi. Burada sayısız meslek edindirme kurslarımız var. Unutulmaya yüz tutmuş olan el sanatkarlarının hocalarına, el sanatlarının hocalarına bu odaları ücretsiz verdik. Her bir odada farklı sanatlar icra ediliyor. Tel karesinden nahtına, ebrusundan ahşap boyamasına kadar aklınıza ne gelirse 40'a yakın kurslar veriyoruz burada ücretsiz vatandaşlarımıza. Ama gelen misafirlerimiz de burada bu ürünlerin her birini görebilir ve bir hatıra olarak hediyelik bunlardan da alabilirler. Mutlaka Kurşunlu Han'da mola verilmesi, ziyaret edilmesi, bir kahve içilmesi gereken yerdir diye ifade etmek isterim. Tabii ki şehrimizin her köşesinde Manisa kebapçılarımız var. Manisa kebabı Manisa'ya özel nefasetiyle gerçekten de yiyenlerin hepsinin ne kadar güzelmiş dedikleri bir kebap. Böyle bir molayı da bekliyoruz. Manisa Şehzadeler Parkı'na gittik. Yemin ediyorum Türkiye'de onlarca il gezdik ama böylesini görmedik. Peki aklınıza nereden geldi? Tabii bu 2 yıllık bir emeğin ürünü. Öncesinde tabii ki proje kısmıyla belki birlikte 3-4 yıllık bir çalışmanın sonucu. Bunun muadillerini, örneklerini gittik, yerinde gördük, inceledik, çalışmalar yaptık. Ciddi bir emek sonucunda da böylesine güzel bir eser ortaya çıktı. Gerçekten de ziyaret edenler çok mutlu oluyorlar, çok memnun oluyorlar. Biz de halkımızın mutluluğuyla birlikte mutlu olan insanlar olduğumuz için biz de çok mutlu oluyoruz. Orada mesela biraz önce de ifade ettim, Dioramik Mesir Müzesi var. Manisa'yı tanıtırken Mesir'i de anlatmamız lazım. 482 yıl önce Yavuz Sultan Selim Cihan Sultanı, eşi Kanuni Sultan Süleyman, o dönem Manisa'da şehzademiz, onun annesi Ayşe Hafsa Sultan Manisa'da rahatsızlanıyor. Rahatsızlanınca Manisa'daki doktorlar çağrılıyor. Fakat yapılan ilaçlarla şifa bulamayınca İstanbul'dan büyük alim, büyük bilgin Merkez Efendi davet ediliyor Manisa'ya. Merkez Efendi 41 çeşit baharattan bir macun, bir ilaç yapıyor ve bu ilaçla birlikte Allah'ın izniyle Ayşe Hafsa Sultan şifa buluyor. Buraya kadar normal, o güne gidin 482 yıl önce Avrupa'da bugün bize medeniyet dersi vermeye kalkan hümanizmin öncüsüyüz diyenlerin ülkelerinde de bir kralın, yöneticinin eşinde bir rahatsızlık olsa bunlar olabilir. Ama bundan sonraki bizim farkımızı ve medeniyetimizin yüceliğini gösteriyor. Ayşe Hafsa Sultan validemiz şifa bulunca bir ferman buyuruyor. Diyor ki benim şifa bulduğum bu ilaçtan dini, dili, ırkı ne olursa olsun tüm tebaam halkım da istifade etsin. Her yıl Nevruz'da yaptırdığım caminin kubbe ve minarelerinden halka bu macun ücretsiz saçılsın. Peki başkanım, her sene yıllardan beri Sultan Camisi'nin minarelerinden halka ücretsiz olarak dağıtılmakta mı? Mesir macunu dağıtılmakta. Tonlarca her sene mi? Bir tek parti döneminde kesintiye uğruyor. Bir de pandemi sebebiyle 2 sene ara verilmişti. Ama inşallah bu yıl
yine büyük bir coşkuyla bir festival olarak Mesir Macunu'nun dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bu sene yine var. Peki tabii, hangi tarihte olacak? Bunun net tarihleri duyurulacak ama Nisan ayının içerisinde gerçekleştiriliyor. Hava koşulları da dikkate alınarak. Tabii ki dışarıdan çok turist geliyor. Bu anlatılmaz, yaşanılacak bir durum. Bu vesileyle Mesir Macunu Festivalimize de tüm vatandaşlarımızı, halkımızı, bizi izleyen herkesi davet ediyoruz. O kalabalığı, o heyecanı, mesir kapmak için insanların nasıl birbirinin üstüne atladığını görmelerini, yaşamalarını Başkanım, isterim. Başkanım, ben ufakken o kalabalığın içerisine girmiştim ve mükemmel bir heyecan var. Başkanım, özellikle Kurşunluhan'a gittik. Kurşunluhan'da onlarca hocamız ücretsiz bir şekilde, halk eğitimden zannedersem gelen hocalarmış. Halk eğitimden gelen hocalarımız var, bizim kadrolu hocalarımız var ya da biz bir takım sanatkarlara orada ücretsiz oda verdik. Elektriğini, suyunu, ısıtmasını, mekanını biz karşılıyoruz. O hizmeti veriyoruz. Karşılığında da sadece gönderdiğimiz kursiyerlere kurs vermelerini talep ediyoruz. Onlar da bu kursları veriyorlar. 40 civarında kurs veriliyor ücretsiz. Binlerce kursiyerimiz burada bu el sanatları ile ilgili eğitim aldılar, yetiştiler. Şimdi onlar artık bu aldıkları sanatla ilgili ürünler üretebiliyorlar. Bunlarla ilgili de belediyemiz şirketi olarak bir internet sitesi kurduk. El emeği, göz nuru ürünlerin Türkiye'ye ve dünyaya satışını da sağlayarak bu emektarlara, bu sanatkarlara katkıda ve destekte bulunmuş oluyoruz. Peki, başkanım, şimdi kağıttan yapılan bir sanat vardı. Oradaki hocalarımızın yanına gittik. Tam dedi 64 yaşında Hasan dedi, benim dedi kursiyerim var dedi. 64 yaşında teyzelerim ya, gelip orada kurs öğreniyorlar. Onu göreceksiniz, emeklilerimizin, kadınlarımızın, otistik çocuklarımıza kurs veriyoruz. Onların gelişimine, tedavi sürecine çok ciddi katkısı oluyor. Yani tabii ki ciddi bir bütçeyi ayırıyoruz biz Şehzadeler Belediyesi olarak bu çalışmalara. Çünkü dediğim gibi o kadar büyük bir merkezin ısıtması, aydınlatması, temizliği, giderleri ciddi bir rakam tutuyor. Ama biz unutulmaya yüz tutmuş olan el sanatları yaşasın. İnsanlarımız, kadınlarımız sanat sahibi olsun. Hoşça vakit geçirebilsinler diye bu kaynakları aktarıyoruz. Çok büyük de olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Onun haricinde o hanın avlusunda birçok etkinlikler yapılıyor. Kültürel, sanatsal sergiler. Yani çok yönlü olarak şehrimizdeki kültürün, sanatın merkezi haline gelmiş durumda diyebilirim. Kütüphanemiz var orada ki inşallah şimdi şehrin tam kalbinde, eski adliye lojmanları olarak bilinen noktada çok güzel bir millet kütüphanesi ve gençlik merkezi yapıyoruz. Kaba inşaatımız bitme aşamasında. Okulların açık olduğu dönemde 24 saat hizmet verecek yeni kütüphanemiz. Liseli, üniversiteli öğrencilerimiz gelip orada gerektiğinde sabaha kadar ders çalışabilecekler. Belli saatlerde ücretsiz çay çorba ikramlarımız da olacak. Süper. Yani eğitimin, gençlerimizin her zaman yanındayız. Çok fazla il ve ilçe geziyoruz başkanım. Zaten programımız Hasan Dünya'da dünyayı gezen bir program yapıyoruz. Bizleri misafir ettiniz. Biz bir bölümde burayı bitiremeyeceğiz. Şehzade'yi iki bölüme ayırmış olacağız. Bu hafta ilk bölümde ekranlarımıza izleyicilerimiz Şehzade'nin ilk bölümünü izlemiş olacaklar. İkinci bölümde de tekrar Şehzade'yi ekranlara getirmiş olacağız. Son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz var mı başkanım? Tabii tüm izleyicilerimize Şehzadeler Şehri Manisa'nın kalbinden selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. Mutlaka seyahat planlarınıza, gezi planlarınıza Manisa'yı, Şehzadeleri dahil etmelisiniz. Ve gelip burada bu güzelliklerin hepsini yaşamalısınız diyor. Saygılarımı sunuyorum. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمد رسول الله. منسى
Manisa merkezde Merkez Camisi Hatuniye Camisi'nin içerisindeyiz. Ve caminin imam hatipi olan hocamızla beraberiz. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Manisa'ya. Hoş bulduk hocam. Hocam burası Manisa'nın Merkez Camisi değil mi? Evet. Peki camiden bize bahsedebilir misiniz? Manisa'mız her şeyden önce Osmanlı dönemine ait eserlerin en yoğun bulunduğu bir il. Dolayısıyla Manisa'mıza Şehzadeler Şehri de denilir. Bu itibarla gerek erken dönem Osmanlı eserleri, gerekse Osmanlı mimarisi tarzındaki eserlerimiz de gerçekten Manisa'mızda tarih eserimiz oldukça çok. İçinde bulunduğumuz cami, Hatuniye Camii, 1490 yılında inşa edilmiş. Peki 1490 yılından beri herhangi bir şekilde yenileme olmuş mu baştan sona, yoksa aynı kalmış mı? Kısmi tamiratlar olmuş. 1800'lü yıllarda benim tarihi kaynaklara baktığıma göre gerek depremden gerekse Manisa'nın işgalde geçirdiği yangından dolayı aldığı hasarlarda tamiratlar yapılmış. Ama ana yapı olarak ellenmemiş, günümüze intikal etmiş. Ben caminin tarihçesiyle ilgili biraz bilgi vermek durumunda olursam, 2. Beyazıt'ın eşi Hüsnü Şah Hatun adına yapılmış, oğlu Şeyhin Şah tarafından annesi adına inşa edilmiş bir cami. Cami yalnızca bu cami değil, bununla beraber bir külliye tarzında. Mesela caminin kıblesinde bulunan Kurşunluhan, camimizin hemen batı tarafında bulunan, bugün hanımlar mescidi olarak kullanılan Sıbyan Mektebi olarak inşa edilmiş bir yapı da gene caminin. Sadece cami değil. Değil. Mektep, Sıbyan Mektebi, her şey düşünülmüş. Bir han. Han da var. Han da var. Caminin kıblesinde, o da bugün son zamanda Şehzadeler Belediye'mizin restorasyon ettirmesiyle Manisa'mıza yeni bir görünüm kazandırdı. Orada kültür hizmetleri, ne bileyim, Manisa'mıza ait bazı sanatsal eserler orada. İnşallah yapıyor. Buradan sonra da hocam oraya gideceğiz. Evet. İzleyicilerimize orayı da göstereceğiz. Peki tarih kokuyor değil mi burası hocam? Gerçekten öyle. Ben 25 yıldır bu camide imamlık yapıyorum. Tarihi camilerde imamlık yapmanın hazzı bir başkadır. Sanki ecdadın nefesini hissediyorsunuz. Bizim camimizin tarihten bugünümüze intikal eden en önemli şaheseri de minberidir. Minber burası değil mi? Daha yakından görüntüleyebilirsek, ahşap oymacılığı sanatının bir şaheseridir. Birbirine geçmedir bunlar. Geometrik şekillerle bezenmiş bir ağaç minber. Hocam şu an bu kaç yıllık? Bunun camiyle beraber olduğu noktasında çok kesin bilgim yok ama en azından birkaç asır öncesine dayanmaktadır. Aman Allah'ım. O günden bugüne kadar sapasağlam bir şekilde gelmiş değil mi? Sapasağlam ağaç işlemeciliği, birbirine geçişleri olan geometrik şekillerle gerçekten bir şaheser. Aslında Ulu Cami'de hocam denk gelmiştik. Bu geometrik şekillerinde anlamlarının olduğundan bahsetmişlerdi. Evet. Burada da var mı? Burada çok belirgin ifadeler bilmiyorum ama ecdat, yapmış o zaman ecdat. Ecdat o zaman ne yapmışsa. Yapmışlar. Güzel yapmış değil mi hocam? Bir anlamı var. Değil mi hocam? Evet. Peki hocam camide özellikle o dönemden bugüne kadar gelen, Türkiye'de olmayan motif ya da bir şeyler var mı? Şimdi onunla ilgili ben bundan 15 yıl önce burada kısmi bir bakım yapmıştık. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün izniyle beraber. Caminin boyasını ve genel bir temizliğini yaptık. O zaman şu kubbenin hemen altında bulunan Lafzatullah, Efendimizin Muhammed lafzı ismi ve dört halifenin isimlerine baktığımız zaman boya ustaları buraya çıktığında hocam bunlar bez dedi. Şu duvarda gördüklerimiz. Bez nasıl olur dedim. Sonra incelediğimizde veya öğrenmek durumunda olduğumuzda bunlar atlas kumaş üzerine yazılmış hat sanatları ve nasıl bir sanatsa bu gerdirilerek duvara monte edilmiş. Bunlar caminin inşasından bugüne intikal etmiş hat sanatları. Allah. Ve atlas kumaş üzerine yapmış. Neredeyse ortalama 600 küsür yıldan beri yani, zarar görmeden yani, de duruyor. Gerçekten bunlara dokunma fırsatımız oldu. Bez, atlas kumaş üzerine yazılmış güzel hat eserleri. Aslında Manisa deprem bölgesi üzerinde. Evet. Ve ciddi manada da sarsıntılar oluyor ama herhangi bir zarar da görmüyor değil mi hocam? Herhangi bir zarar görmemiş. Çok güzel bir şey değil mi hocam? Evet.
Zannediyorum bununla ilgili çok fikirler, çok böyle bilgiler vardır ama tarihteki ustalarımızın, mimari büyüklerimizin bir inşaat yaparken yer tespitine çok büyük önem vermişler. Belki temel attıktan sonra bir müddet beklemişler oturması için. Bunların fonksiyonları olabilir ama gerçekten tarihi eserlerimiz çok güçlü yapılmış. Çok. Ecdat gerçekten mükemmelliğini hissettirmiş ve göstermiş ben, değil mi hocam? Sizin Manisa'yı tabii gezerken Muradiye Camii'ne de gideceğinizi tahmin ediyorum. Gideceğiz hocam. Muradiye Camii'nde ben yaklaşık 15 yıl imamlık yaptım. Orası Mimar Sinan'ın Ege bölgesindeki tek eseridir. Tarihi kitaplarda Manisa Muradiye Camii'nden bahsederken Selimiye'nin küçük bir minyatürü şeklinde ifade edilir. En basit ifadeyle Selimiye Camii'nde 999 pencere varken Muradiye Camii'nde 99 pencere vardır. Gerçekten minyatür gibi. Minyatür gibi ama... Şehzadeler Belediyesi de hocam bütün güzel kutsal değerlerin minyatürünü yapmış. Evet. Manisa'da. Gidip gördünüz herhalde. Gördük. Hatta şu anda izleyicilerimize şu anda sizle konuşurken ekranda onlara yansıtılıyor, izliyorlar şu an için. Mükemmel bir şey. Manisa çok farklı geldi bana. Evet. Yani şehzadeler şehri olduğunu attığınız her adımda hissediyorsunuz. 16 tane şehzade yetiştirmiş bu güzel memleket. Muhakkak. Tabii şunu da söylemeden geçmeyelim. Marifet bu eserlere sahip çıkmak. Ecdadın bize bıraktığı değerleri korumak. Onları bizden sonraki kuşaklara sağlam teslim etmek. Değil mi hocam? Bence bu olmalı görevimiz. Bir yenisini yapma imkanımız yok belki ama yani buna ne gücümüz yeter ne de bilgimiz yeter. Ama en azından bunları koruyabiliriz. Bunları bizden sonraki kuşaklara bir ecdat yadigarı, tarihi miras olarak intikal ettirebiliriz. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Çok güzel bir insansınız. Eyvallah. Manisa'mıza tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şehzadeler'de öyle bir caddeye denk geldi ki vallahi inanamayacaksınız. Caddenin üzerinde onlarca kuyumcu yer almakta. Kuyumcuların da en böyle şatafatta ekranı görmüş olduğunuz bir beyefendi. Rast geldik. Efendim, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Şimdi benim kuzenim evlenecek. Ona ne alalım buradan Allah aşkına? Vallahi ne istersen var. Abi sen de her şey çok ama benim param yetmeyebilir. Böyle çok güzel bir şey olsun ama ucuz bir şey olsun. Anladım. Şöyle hatıra kalacak güzel bir kelepçe olabilir, güzel bir kolye olabilir, güzel bir set olabilir. Bir setlerden verebilir misin? Şöyle. Yani genelde bizim Türk insanı geldiği zaman abi hem çok güzel olsun hem de ucuz olsun diyor değil mi abi? Genelde evet. Paramız çok değerli. Aman Allah'ım bu şöyle çok güzel bir şeye benziyor ama nedir efendim bu? Ortalama böyle bir şeye sahip olmak isterseniz yani nereden baksak. Bir ortalama 27-28 bin lira civarı bir ödeme yaparız. Tabi bu da sizi üzebilir. Güzel. O yüzden güzel. Daha böyle bir şey olsun dersek şöyle 12-13 bin lira civarı böyle bir şey olabilir. Kelepçe olabilir bir hatıra kalma satın. Peki bu üzerindeki taşlar? Zirkon. Zirkon. Bunu elmas değil değil mi efendim? Arzu edersek elmas ya da pırlantasını da yaptırtabiliriz. Şöyle hepsini elmas yapsak ya sonuçta bir defa evlenecek. Kız yaz. Nasıl olacak? Üzülebiliriz. Üzülürmüyorsun. Ne kadar Allah aşkına ne kadar üzülürüz? Nereden baksak 130-135 bin lira bandında bir ödeme çıkar. Minimum mu? Minimum. Bu beni üzer. Yani üzer.
yeşil. Sanki sen beni birazcık fakir gördün. Durmadan düşünüyorsun abi. Ben ama şöyle yüksek yüksek bir şeyler istiyorum ama. Görmem zengin. Abi çok teşekkür ederim. Ama gerçekten çok yakışıklı ve çok kaliteli bir insansın. Yüzünden de bunu anlıyoruz ama abi burada hiçbir şey yok ama ya. Söyle abi. Sizin gözleriniz güzel. Allah'ım gördünüz değil mi? Yüzü de güzel, kendi de güzel. Önümüzdeki günlerde altın ne olacak Allah aşkına? Şöyle şunları kaldırabiliyorum. Tabii. Uzun vade yukarı. Yani şöyle söyleyeyim sana. 2023 Ocak ayından itibaren beklentimiz yukarı. Bu saatten sonra düşüş beklemiyorum. Çünkü altın bu sürede çok yerinde saydı. Uzun vade yükselmesini bekliyorum. Ama 6-7 aydan beri yerindeydi değil mi abi? Ortalama. Evet. Yani şu anda bir yukarı trende doğru ilerlemekte. Yavaş yavaş başladı. Evet. O zaman dövize değildi abi. Altına bir yatırım yapmamız gerekiyor. En değerli madeni bence altın. Ve yatırımlarımızı altına yapalım. Hadi inşallah. Fakat sizin burada bayağı bir insan da çalışmakta. Bu arkadaşımız ne yapıyor burada? Mağazamızın neyi? CEO. Oo, aman Allah'ım, aman Allah'ım. Siz şu anda patrondan sonra burada gelen insan mısınız? Aa, utandı. Patronum, neden utandı ben bilmiyorum ama burada bir tane daha hanımefendi var. Onu da tanıyayım. Siz efendim ne yapıyorsunuz? Tezgahtarım ben burada. İnşallah ne kadar güler yüzlü insanları burada karşılıyorsunuz. Genel müdür ya da müdür ne yapıyor burada? Burada her şeyi yapıyor müdür ya da genel müdür. Aa, patron bulmuş senin gibi birisini. Bütün işleri yaptırıyor mu? Temizlik de yapıyoruz mu? Yok. Yok değil mi? Yapıyoruz. Aa. Temizlik de yapıyoruz. Patronum, peki temizlik de yapıyorlar mı? Tabii hep beraber yapıyoruz ya. Sen de yapıyorsun. Temizlik imandan gelir. Oo. Öyledir. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel muhabbetten ve bizi ağırladığınızdan dolayı efendim tekrar geleceğiz ama bir dahaki gelişimize benim ümidim cebim biraz daha kabarık ilesem daha da güzel ürünler alacağımı ümit ediyorum buradan. Gelmişken ne yiyeceğiz diye düşünürken Manisa'nın kebabının çok meşhur olduğunu duydum ve yine Kuyumcular Çarşısı'na girip Kuyumcular Çarşısı'nda tam 1927 yılından beri Manisa kebabı yapan İbrahim Ustam bulduk. İbrahim Ustam nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz şehrimize. Hoş bulduk abim. Maşallah yer gök Manisa kebabı, biberler bir yerde, pideler bir yerde, tereyağları bir yerde. Yemin ediyorum tokoları da acıktırırsın sen. İnşallah beğendiririz. Abi bilmiyorum bak yemin ederim İbrahim abi birazcık zor beğenen bir adam ama seni çok methettiler abi. Geldik bir tadına lezzetine yaptığın köftelerin bir bakmak istiyoruz öncelikle. Abim anlat bakalım nasıl merak saldınız, nereden başladı ve Manisa kebabı sadece Manisa'da mı yer almakta? Şimdi öncelikle Şehzadeler şehrine hoş geldiniz diyorum tekrardan. Tabii yemeğimizin ismi şehrin ismiyle anılıyor. Çok önemli bizim için. Manisa dışından gelen bütün misafirlerimize geldiğiniz zaman hemşerilerimiz Manisa kebabı ikram edelim diye başlarlar söze. Bir dakika, adet midir? Ya tabii ki. Yani Adana'ya gidince ne diyorlar? Bir Adana kebabı. Peki Adana'ya gittiğimiz zaman Manisa kebabı Adana'da yok mudur abi? Yok. Peki Adana'nın kebabı burada var abi. İşte bizim eksikliğimiz o. Adana kebabı Manisa'da var. Olmadı. Ama bence bununla alakalı bir çalışma yapılması lazım. Eğer Adana kebabı Manisa'da varsa, Manisa kebabı Adana'da yoksa bununla alakalı herhangi bir şekilde girişim ya da bir çalışmalar yok mu abi ya? Bizim şeyimizin eksikliği yani bizim kendi eksikliğimiz bu. Aslında Manisa kebabı biraz sonra anlatacağım. Etiyle, pidesiyle, tereyağıyla komple soft bir yemek. İçine hiçbir katkı malzemesi olmaz. Yani kıymanın içerisine herhangi bir şey katmıyor musunuz? Hiçbir şey katmıyoruz ve kömür ateşinde pişiririz. Bakır tabaklarında servis ederiz ve üzerine de Manisa'mızın meşhur Yut Dağı'ndan gelme tereyağını dökeriz. Oo, her şey evet, tane. Allah. Ha. Yani şu anda tereyağını görüyorum, köpürüyor. Abi şimdi tereyağda da çok fazla hile hurda var ama sizin söylemiş olduğunuz beldeden gelen tereyağları tamamıyla doğal oluyor değil mi? Dövme tereyağı olur. İsterseniz ben en başından başlayayım. Manisa kebabı
Dana eti ve kuzu karışımıyla olur. Bir dakika. Hem dana hem de kuzu evet. var içerisinde. Evet. Sadece bir tanesinden olmuyor ama değil mi? Yok. Şimdi dana eti tabii biraz daha yağsız olduğu için onu biraz yağlandırmamız lazım ve lezzet katar. Kuzu etini karıştırdığımız zaman. %80'e %20 oranındadır. Normal bir yağsız bir dana etinin karışım oranı kuzu etiyle beraber. Çünkü yağsız bir et lezzetli olmaz. Bir de çok piştiği zaman da güzel olmaz. Biz o karışımını çok titizlikle içindeki sinirleri ve diğer maddelerini ayırdıktan sonra iki kere kıyma makinesinde çekiyoruz. Ve içine sadece tuz atıyoruz. Çok önemlidir. Manita kebabının içinde hiçbir katkı malzemesi olmaz. İki tane eti birleştirdik. Sadece evet. tuz attık. Ondan sonrası mangalın üzerinde odun kömür üzerinde pişiyor. Bu mu abi? Evet. Şimdi o sıramda bir de pidelerimiz var bizim. Yaklaşık 120-130 gram ağırlığında. Bizim yöremize has. Şöyle yumuşak pamuk gibidir pidelerimiz. Bak vallahi billahi yemin ediyorum. Normalde karnımız tok ama ya gördükçe karnım acıkıyor. Abi vallahi billahi değişik burası. Şimdi normalde bir vatandaş geldiği zaman kaç tane şiş veriyorsunuz? 1,5 şu anda yaptığım yemek. 9 tane şiş. 9 tane şiş yetiyor mu peki? Yetmezse ilave arz ediyorlar. Şu anda biz yemeye başladık tatmağa. Şimdi pidemizi koyduk abi. Üzerine köftelerimiz. Sumak ve maydanoz. Allah! Manisa kebabının asıl baharatı sumak değil mi abi? Sumak. Çünkü içinde kıymayı yoğururken hiçbir katkı malzemesi atmıyoruz ama özellikle somağı önce atıyoruz, tereyağını üstüne atıyoruz. Çünkü neden abi? Somaktaki aroma bu sefer köfteyle karışıyor. Bir de tereyağın da güzelse zaten ondan sonra sizin dediğiniz gibi yemeden yanında yat diye bir laf olacak. Allah göreceğiz birazdan efendim, tadına bakacağız. Gerçekten çok merak ediyorum. Bir de turp koyuyorsunuz üzerine. Şu anda mevsimde kış olduğu için turplarımız da çıkmaya başladık. Şu anda yemeğimiz hazır. Diğerini de çıkartalım. Tamam. Efendim kameraman şu anda ağzının suyunu yavaş yavaş siliyor. Buralardan akıyor ama bekleyecek. Çünkü bizden önce gelenler varmış. Önce onlara yapıyoruz değil mi? Tabii. Önce müşteri. Sıra önemli. Tabii sıra. Aynen. Basın beklese de olursun diyorsun değil mi abi? Basın olmazsa biz şimdi Türkiye'ye kendimizi nasıl tanıtacağız? Tamam efendim. Basın önemli diyor abi. Ama güzel kıvırdı maşallah. Ama bizden önce yine de vatandaşa verecekmiş benim yakışıklı güzel abim. Ama 9 tane şiş abi. Yeter mi yetmez mi? Abi 9 tane şiş Allah aşkına yeter mi bir vatandaşa? Yetmezse tekrar... İmalat yaparım. İmalat yok, yine yaparsın. Of abi. Doyasaya kadar yok. Abi. Doyasaya kadar. Efendim buraya geldiğiniz zaman buradan aç çıkma gibi bir ümidiniz olmasın. Sizi buradan çünkü aç göndermiyorlar. İbrahim Usta. Şimdi tereyağını mı dökeceğiz abi? Bizim yağlarımızı eriteceğim tereyağı dökerken. En önemli püf noktası Allah. O. Şu aman, anda. Aman Allah'ım. Bahsettiğimiz somak. Maydanozu ve muhteşem üçlüyü buluşturuyoruz. Allah! Efendim şu anda tereyağı oynuyor Karadeniz havası içerisinde. Coşkuyu veriyoruz. Bol bol koyuyorsunuz değil mi abi? Evet. Bizim standarttır bu. Normal kolesterol şeyi olan. Ama duydum bütün siyasetçiler, bütün valiler, kaymakamlar, belediye başkanları senin buraya geliyormuş. Evet, ne güzel. Abi şimdi memleketin o zaman en zengin Manisa kebapçısı sen mi oluyorsun abi? Yok, en zengin değil ama gönlümüz zengindir. Gönlünüz zengin değil mi abi? Gönlü zengin olan İbrahim abim tekrar şişleri atıyor. Efendim birazdan masada sizlerle bu sefer sizin için. Bizim için yapmaya başladı İbrahim Usta. Masada tadına bakacağız bakalım. İbrahim Usta gerçekten anlattığı kadar güzel yapıyor mu? Manisa kebabı. Abi kaç Hasan tane? Bey, kaç? Kolay gelsin. Abi hoş i̇ki geldin tane, abi. İki tane 1,5 siparişimiz var. İki tane 1,5'umuz var efendim. Yoğurtlu soslu bunlar. Yoğurtlu soslu aman evet. Allah'ım elimize. Abi daha yeni başladım kusura bakma. 1,5'u nasıl yapacağız şimdi? Pideleri abi eti üzerine al tabii. Tamam. Aynen. Aşağı alayım mı usta? Aynen. Biberleri bir ters çevir abi Hasan Bey. Allah. Ama sizde yetenek var. Peki efendim kesmeye başlayayım mı usta? Yok daha etler pişmedi. Pideleri aşağı indirelim. Tamam. Pideleri aşağı indirelim. Evet efendim. Evet. Herkese kazaya meçhul vermeden evet. Şu anda yapıyoruz. Çünkü
Bu işi sanki ustam kaç senelik yapmış gibiyim. Allah aşkına söyler misin? Maşallah. İstikbal var. Bizim mesleğimizi elinden almayın da. Ha estağfurullah. Biz şu anda televizyon programı yapmakla mutluyuz ama çok da seviyorum efendim böyle programlarda. Bir şeyler yapmaktan. Anadolu'nun lezzetlerini tanıtıyorsun. Allah teşekkür ederim. Olmaz mı? Teşekkür ya bakar mısınız? Allah aşkına şuna bak. Aman. Ortalık ortalık yine karıştı. Efendim şöyle hemen çeviriyoruz. Ustam vazgeçtin benden değil mi? Çevirmemi gördükten sonra benden vazgeçtin. Ama çıraklık olmadan kalfalık olmaz daha. Olmaz değil mi? Şu an çıraklığı tam olarak geçiyordu değil mi efendim? Evet. Abi sen gerçekten çok iyi bir adamsın. Lütfen geç ve bize torpilli yapacakmışsın zannedersem. Bir yap da abi yiyem gari vallaha. Çok acıklık abi. Yörüklerin bir sözü var biliyor musun abi? Ekmekten illallah dedik diyorsun. Yörüklerin bir sözü var biliyor musun abi? Evet bilmiyorum öğrenelim. Miden sırtıma yapıştı diyorlar abi. Evet. Midemiz sıfırımıza yapıştı abi. Evet. Allah'ım İbrahim abi şu anda kebabımız hazır mı abi? Evet. Manisa kebabı şu anda buldu. Ben tutayım isterseniz zevkini çıkartayım. Aa, bak şimdi görüyorsunuz efendim değil mi? Centilmenliği. Mikrofonu İbrahim abimize vereceğiz ve tadına siz bakın dedi. Ama o biraz önce yapılan oradaki... Sade. Sadeydi. Buradaki şu anda... Tostlu ve yoğurtlu yemeğimiz. İskender'e benziyor abi o zaman. Evet, o isteğe bağlı ama orijinal Manisa kebabı tereyağlı pidelidir. Abi şu anda bizi izleyen izleyicilerimiz de evde rahat bir şekilde bunu yapabilecekler mi? Çünkü herkes Manisa'da yaşamıyor senin yanına gelsinler. Zor yapılır çünkü bir kömür ocağı lazım, pide lazım, tereyağı lazım. Onun için Manisa'ya gelsinler, biz ağırlayalım. Tamam. Gelsinler. Parası olmayan da gelsin mi ama? Gelsin abi. Gelsin. Efendim sözünüzü aldık İbrahim abiden. Paranız yoksa da gelin. Manisa'nın en ünlüsüyüm diyor. Bakacağız şimdi. Hadi lezzetine bakam gari değil mi İbrahim abi? Evet. Hazırsın değil mi bak? Hazırsın değil mi abi? Bekliyorum. Bak her şekilde eleştirildi. Açık olman lazım abi şu an için. Her şey çünkü beğenmediğim zaman söylediğimizi İbrahim abi şu anda bilmiyorum biliyor mu? Ama devamlı programımızı izliyormuş. Bakalım efendim. Açıyoruz. Allah Allah. Ortam mükemmel. Her şey şahane. Şimdi sadece köfteden Malciz abi pideyle beraber mi alacağız? Abi İbrahim şimdi izleyenlerimizin neredeyse tamamı Hasan diyor durmadan yiyorsun diyor. Aslında abi yani bandırıyoruz, çıkartıyoruz. Ama kendim için gerçekten yemiyorum. Ama ben şimdi burada yemezsem, bunun tadına bakmazsam nasıl seni tanıtabilirim abi? Ya bizim sadece Manisa için de değil. Mesela biraz önce konuştuk Adana'ya gidiyorsunuz, Trabzon'a, Sivas'a gidiyorsunuz. Ama bak her Allah aşkına Manisa olarak buna bir el atmanız lazım. Evet. Yani valilik olarak, belediye olarak abi bence bir çalışma yapılması lazım. Manisa kebabının da nasıl Adana, Urfa her yerde varsa meşhursa abi bu kebabın da abi bir şekilde... Artık, değil mi? Bence çıkın artık abi ya çıkın. Yani 27'den beri abi dededen bu yana dükkanı açmışsınız ama adım atılması lazım. Sözü fazla uzatmıyoruz. İzleyicilerimiz şu anda yorumu çok merak ediyor. Önce pideden başlıyoruz. Abi pide sos yemin ediyorum 10 üzerinden 10 aldı. Bir de abi şeye bakıyoruz hemen. Ya ne olur yapmayın ya. Yine yemeğe başladım diyorsunuz ekranda. Farkındayım ama yine her şey sizin için. Abi ellerini kollarına sağlık. Daha da fazla izleyicilerimizin canını çektirmeyelim. Mesele sadece Manisa kebabını göstermekte ama yaptığımız işten dolayı mecburen özendiriyoruz. Abi bizi ağırladınız. Gerçekten çok memnun kaldık. Tane şehzade burada yetişmiş efendim. Burası Manisa. Manisa'nın da Şehzadeler ilçesi ve Şehzadeler Belediyesi öyle muazzam, öyle mükemmel, canlıya yakın bir yer yapmış ki mutlak suretle buraya gelip burayı yaşamanız lazım. Şehzadeler Parkı tam 2018 yılında kapılarını açtı ve ortalama şu ana kadar 5 milyonun üzerinde misafirini ücretsiz olarak burada ağırladı.
beraber Şehzadeler Parkı içerisindeki minyatürklerle Türkiye turuna çıkalım. Manisa İshak Çelebi Ulu Camii. Külliyesi Saruhan oğlu İshak Çelebi tarafından yaptırılmıştır. Külliyenin içerisinde cami, medrese, türbe, hamam ve mevlivihane yer almaktadır. Cami 1366 tarihinde İlyas oğlu İshak Çelebi tarafından yaptırılmıştır. Plan tekniği itibariyle Beylikler döneminin en önemli camiidir. Minber, gerçek hündekari tekniğiyle abanoz ağacından yapılmıştır. Sarayı Amire Manisa Sarayı Sultan II. Murat tarafından 1445-1446 yılında şehrin kuzeyinde inşa ettirilmiştir. Sarayı Şehzadegan yani Şehzadeler Sarayı adıyla da bilinen bu yapılar topluluğu Sultan II. Mehmet döneminde bazı eklerle genişletilmiş ve 1595 yılına kadar faal olarak kullanılmıştır. Edirne Selimiye Camisi ve Külliyesi. Cami 1568-1575 yılları arasında inşa edilmiştir. Özellikle kubbesi Mimar Sinan'ın mesleğinde ulaştığı doruk noktalarından birini temsil eder. Mimar Sinan bu camiyi ustalık eserim olarak tanımlar. Mimarisinin yanında döneminin en gözde örneklerinin arasında yer alan İznik çinileri, usta hattatların eseri olan kalem işleri, ahşap ve sedef süslemeleri, mermer işçiliğinin şaheseri olarak gösterilen minber ve mihrabı ile de mutlaka görülmesi gereken bir yapıdır. İstanbul Kız Kulesi İstanbul Salacak açıklarında küçücük bir adanın üzerine inşa edilmiş olan kulenin tarihi M.Ö. 24 yılına dek uzanmaktadır. Uzun tarihi boyunca savunma kalesi, sürgün istasyonu, hapishane, karantina odası, radyo istasyonu, vergi noktası ve deniz feneri olarak kullanılmıştır. Sultan 3. Murad'ın annesi Safiye Sultan'dır. Şehzadelik döneminde iyi bir ilim tahsili yapmıştır. Babasının ölüm haberi üzerine Osmanlı tahtına geçmiştir. Padişahlık yaptığı dönem imparatorluğun duraklama dönemine rastlamıştır. Şehzade 2. Selim. Babası Kanuni Sultan Süleyman, annesi Hürrem Sultan'dır. Devlet idaresini iyice öğrenmek için sancakbeyliği yapmış ve babasının ölümü üzerine tahta çıkmıştır. Adını aldığı dedesi Yavuz Sultan Selim Han'dır. Kanuni Sultan Süleyman. Babası Yavuz Sultan Selim, annesi Hafsa Hatun'dur. Kanuni Sultan Süleyman devri, Türk hakimiyetinin doruk noktasına ulaştığı bir devir olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman tahta çıktığı sırada Osmanlı Devleti dünyanın en zengin ve en güçlü devleti konumundaydı. Aynı zamanda Kanuni Sultan Süleyman ünlü bir şairdi. Meşhur şiirlerinden birisi de şudur. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi.
olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Bursa Ulu Camii, Sultan Yıldırım Beyazıt tarafından 1396-1400 yıllarında yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı ve 3 büyük giriş kapısı olan çok kubbeli camilerin en büyük ve en anıtsal örneğidir. 12 kare ayağı ve kesme taştan yapılmış kalın beden duvarlarına oturan 20 kubbesi vardır. Ceviz ağacından yapılmış minberi ağaç işçiliği yönünden bir başyapıttır. Aman Allah'ım, siz de mi buradaydınız? Efendim, bizler de süper kahramanlarla bir toplantı yapalım dedik. Biliyorsunuz ortalık çok karışık. Kim nereye gitsin bir türlü karar veremedi. Biz son kararımızı size açıklıyoruz. Biz burada kalacağız. Çocuklarla eğlenmek istiyoruz. Burası bir harika. Şehzadeler Parkı'nda gezerken Keloğlan'la karşılaştık. Keloğlan'ı yalnız görünce aslında birazcık da korktuk. Meğer annesi buradaymış. Efendim, burası gerçekten çok güzel ama çok daha korkutucu. Şu anda Casper'la karşılaştık. Taş devri, frek, çakmak taş ve hanımları hatırlamayanınız yoktur. Onlarca il ilçe gezdik ama Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Başkan'ın çocuklar için inanılmaz bir mekan yapmış burada. Gölgesinden hızlı silahını çeken benim kankam Red Kit, Dalton kardeşleri yakalamış. ''90'lı yılların dünyada trend yapan çizgi filmi Tom ve Jerry. Acaba Tom Jerry yedi mi?'' Manisa'da Şehzadeler'de Masal Park'ın içerisinde 3 tane hanımefendiyle karşılaştık. Kendimi güvende hissediyorum çünkü 2 tanesi zaten güvenlik görevlisiymiş. Efendim, siz nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Burası mükemmel bir yer değil mi? Evet, çok güzel. Biz de gezmeye geldik İzmir'den. Daha önce İzmir'de ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde böyle bir yerle karşılaştınız mı? Hayır, karşılaşmadım. Her şeyi zannedersiniz ki o anı yaşıyorsunuz gibi değil mi? Evet, çok güzel, çok tatlı bir yer. Yani arkamızda Garfield şu anda çalışıyor, ne yapıyor bilmiyoruz. Yani öyle mükemmel aslında düşünülmüş ve işlenilmiş ki Garfield'ın arkasında şömine var. Efendim, siz ne yapıyorsunuz buralarda? Gezmeye geldik. Gezebiliyor musunuz? Evet. Şu an tam gezemedik ama çok güzel. Birazdan gezeceksiniz. Evet. Mutlu oldunuz değil mi? Çocukluğunuza döndünüz mü? Evet, evet. Peki güvenlikçilik zor mu?
Yani evet, her meslek gibi zor. Peki silah taşıyor musunuz? Yok, silahsız. Siz silahsız. Peki sizde silah mı var mı efendim? Yok, bende de yok silah. Ha, siz de silahsız. Silahsız. Peki özel güvenlik bayanlar yapabiliyorlar mı? Tabii ki de, bence güzel bir iş kolu. Ben memnuniyetle sertifikamı da aldım, çalışmayı da düşünüyorum. Şu anda başlamadınız mı? Yok, başlamıştım. Kısa bir süre çalışma imkanım oldu. Oradan ayrıldım. Şu anda arayıştayım. Peki efendim, inşallah umduğunuzu bulursunuz diyoruz. Bu güzel hanımefendiler burayı ziyarete gelmişler. Gerçekten burası efsane. Efendim ben biraz önce hanımefendilerle röportaj yaparken yemin ederim burasını aslında ofis zannetmiştim ama burası Garfield'ın ofisiymiş. Yani buradaki çalışanların ofisi değil. De, kağıt, rölyef. Evet, Fransızca bir kelimeymiş. Söylemesi dahi çok zor. Çünkü benim yabancı dillerimin arasında Fransızca yok. Ama bu ablam 3D bir şeyler yapıyor. Ablam sen neler yapıyorsun buralarda? Ben burada kağıt rölyef çalışması yapıyorum. Bizim bu Kurşun Hanlı'nın, belediyemizin ve Şehzadeler Halk Eğitim'in ortak olarak bizleri öğretmen olarak buraya kabul ediyorlar ve biz eğitim... Öğretmensiniz. Aynen, eğitim veriyoruz Kürt yerlerimize. Şu söylemiş olduğun kağıt rölyef nedir? Kağıt rölyef 3D boyutlandırma demektir. 3D boyutlandırmaları da çiçek ütülerimizle, kabartma kalemlerimizle, cımbız, makas kullanarak... Bildiğimiz kağıdı 3 boyutlu hale mi getiriyorsunuz? Özel kağıt. Ankara'dan mesela temin ettiğimiz... Özel kağıtlar bunlar. Bir dakika, şöyle şimdi diyeyim. Bu elimizde görmüş olduğumuz araç 3 boyutlu mu? 3 boyutlu. Şu an 3 boyutu yaptık. Daha doğrusu kağıttan mı yaptınız siz bunu? Aynı şekilde. Bunu 3D olarak kağıttan kısaca... Ya görüyorsunuz değil mi? Eğer istenilince neler yapılabileceğini burada görüyoruz. Ne kadar zamanda bunu bu hale getirdiniz? 3 hafta. Aman Allah'ım. Evet. Bir dakika. Şimdi bir de kursiyerlerimiz de haftada bir gün geliyorlar. Ha bir dakika, bunu kursiyer mi yaptı, siz mi yaptınız? Ben yaptırıyorum, kursiyerim çalışıyor. Ha siz gösteriyorsunuz, tabii. O çalışıyor. Aa bir dakika, şimdi yine kafam karıştı. Buraya gelen kursiyerler var, aynen. Ücret almıyorsunuz, evet. Belediye karşılıyor, ücretsiz bir şekilde ve bu sanatı onlara öğretiyorsunuz. Aynı şekilde, evet. O zaman onlara ekmek kapısı açıyorsunuz burada. Tabii ki, evde mesela oturan bayanlarımız da var, benim 64 yaşındaki kursiyerim de var. Allah, 64 yaşındaki teyzem geliyor, burada öğreniyor. Aynı şekilde bakın. Ah, parayı götürecek desene. Evet. Yaştan sonra. Hayır, artık bilmiyorum. Bekar mı? Kendisi bilir. Yok, bekarsa değil. Bekarsa evlenir vallahi. Buldum bir de zengin koca. Allah, tamam. Yok. Tamam. Hadi oralara girmeyeyim. Hadi girmeyeyim oralara. Peki, aynen. Bu ne ablam? Bu da aynı şekilde. Bu da 3D kağıt rölyef. Ama mükemmel Allah aşkına. Ya, baksana şekilde. Ya. Kelebekler, ince ince ayrıntılar. Ya. 3D vallahi. Olarak bunda çalışıyor. Peki, nasıl yapılıyor bu? Anlat bakalım. 10 tane kağıtla ilk önce uyguluyoruz bunları. Üçüne taban hazırlayıp, ondan sonra tek tek keserek... En sonunda verniğe, şu işte yine ütülerimizle boyutlandırarak en son vernikleyip bu hale getiriyoruz. Silikon kullanıyoruz yani normalde yapıştırmada. Budur. Yani rölyefimiz hadi budur. Ne anladın diye sor Allah aşkına. Anlamadım mı gerçekten? Bir şey anlamadım. Ablam şimdi sen biliyorsun ya. Çok evet. Hızlı geçiyorsun ve ben evet. Sadece anlıyormuş gibi davranıyorum. Şimdi şöyle elinle bir şeyler göster bakalım. Şöyle bir şeyler yap bize. Hani Türkiye'nin birçok ilinde, ilçesinden milyonlarca insan izliyor. Aynen benim gibi şu anda büyük ihtimalle baktılar. Aynen bakın şöyle şimdi bir çalışma matımız var. 10 tane kağıdı alıyorum. Tamam, 10 kağıdı bunun üzerine koydum. Koydum. İlk önce şu 3 tane tabanını oluşturuyorum bunda. 3 tane tabanını oluşturuyorum. O zaman 3'er 3'er mi oluyor? 3-3-3 mi olacak? Ya genelde 3-2 çalışıyorum. Tamam. Yani 3 ve 2. Ondan sonra işte diğer kağıtlarımızı da tek tek keserek yaprakları da boyutlandırarak yapıştırıyoruz. Çalışıyorlar kursiyerlerimiz evlerinde. Tek tek inceleyerek yani dümdüz bir kağıt bu normalde. Onu bu şekilde getiriyorlar. Yani öğretiyoruz, eğitim veriyoruz. Bravo. Yani.
Vallahi tebrik ediyorum. En sonunda da bu hale geliyor. Aynen. Verdik diyorum. Bu hale geliyor. Ne kadar zamanda yine bu hale geldi? 3 haftada. 3 haftada. Peki kursiyerler bu işi öğrendikten sonra ne yapıyorlar? Dükkan falan mı açıyorlar? Satmaya şeyleri daha çok eğilimliler kursiyerlerimiz yani. Daha çok Instagram'dan satmaya eğilimliler. Aynı şekilde tabii bizler de öyleyiz. Peki böyle bir şey yaptığı zaman sizin buraya gelen, bu işi öğrenen insanlar ne kadar satıyorlar ortalama bunu? Vallahi şu tabloyu herhalde 750 lira kadar satabiliyorlar. Çerçevesi dahil ama. Efendim görüyorsunuz değil mi? Çerçeve burada dahil. Mükemmel bir ekmek kapısı Şehzadeler Belediyesi ev hanımlarına açmış. Özellikle öğretmen bedava. Geliyorsunuz, ilmi öğreniyorsunuz bedava ve öğrenmiş olduğunuz ilimle şu ufacık çerçeveyi, kağıttan yapılan çerçeveyi ortalama 750 TL'den satıyorlar değil mi? Tabii ki. Öğretmen şeylerimiz, kursiyerlerimiz satıyor. Vallahi ama çok güzel. Halk eğitimin öğretmenleriyiz. Oradan maaş alıyoruz. O çok güzel ama halk eğitim gerçekten de dünyada yani tek Türkiye'de bu kadar milleti için uğraşan başka da bir kurum olduğunu ben düşünmüyorum. Ben de düşünüyorum. Eğitim anlamında. Eğitim anlamında. Yani üniversite, liseyi el geçtik. Sanatları. El sanatları. Aynen. Benim öğretmeniyim. Sazlarda falan da çok iyi ama. Evet, her konuda iyi. Basket okullarda mesela, folklor, her konuda folklorumuz, halk eğitimi. Gerçekten tebrik ediyorum. Halk eğitimi, halk eğitimde çalışan bütün öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Buradaki arkadaşımız ne yapıyor burada? Kursiyerimiz mi? Evet. Hocamızdan memnun musun? Bak baştan oradan başlayalım. Memnunum. Valla. Evet. Peki kızıyor mu? Eski öğretmenler gibi dayak falan var mı? Yok. Yok değil mi? Tamam duymuyorum. Sen çaktırma. Şimdi sen ne yapacaksın burada? Bu arabayı çalışıyoruz. İşte şu çiçekle başlıyoruz zaten ilk öğrenme aşaması. İlk başlangıçları bile 750 lira mı? Evet bence anam, de. Anam gelsinler. Vallahi gelin. Bedava. Bedava. Ne? Malzemeleri kendimiz alıyoruz. Ha, malzemeleri kendiniz alıyorsunuz. Evet. Tamam olsun ama o kadar da olsun gari ya. Yeter. Onlardan mı vereceğiz size gari? Peki efendim daha sonra şimdi geldiniz. Peki ya siz buraya nasıl geldiniz? Oradan başlayalım. Ben buraya aslında ustalık belgesi ve usta öğreticilik belgesi aldım halk eğitimden. Ne üzerine? Ne üzerine? El sanatları üzerine. Ahşap boyamadan vesaire. Buraya baktın kendim... o işte para yok. Dedin götüreyim dedim biraz para kazanan bölümlere mi geçeyim dedi. Ne yaptın? Yok estağfurullah. Kendimi geliştireyim, elimi daha çok geliştireyim, yeteneklerimi arttırayım diye geldim. Ondan sonra aslında sadece bu kurs yok burada. Ondan sonra farklı el sanatları dalı da var. Şimdi hocam bu bulunmuş olduğumuz ortamın içerisinde birçok kurs mu verilmekte? Tabii ki. 27 tane öğretmeniz burada. Bir dakika. 27 tane burada alan var. Ve gelenler burada bunu seçiyorlar. Aynen. Ve istedikleri alana girip bilgilerini, ilmini alıyorlar. Alabiliyorlar. Peki bu kursa geldiğimiz zaman ortalama ne kadar bir zamanda kursu bitirebiliyoruz? Şimdi benim 2,5 ay sürüyor. 245 saat. Yani. 245 saat buraya gelip gitmelerim lazım. Aynen benim bu öğretmem için o saat bana az dahi geliyor ama. Değil misin? Evet. Yani o kadar zamana nasıl 245 saati yayıyorsunuz? İşte haftada bir gün almak üzere 245 saat uyguluyorum. Anam. Haftada bir gün geliyorum. O yüzden güzel güzel şeyler. Ama şimdi benim yine matematik efendim yine benim kafa yandı. Haftada bir gün geliyorsa bir sene gelmesi lazım. İşte o kadar güzel eğitim veriyorum demek Ay, ki. Hocam hem de sizin vasıtanıza da bütün hocalarımızın öğretmenler gününü kutluyoruz. Geçti aslında ama olsun. Peki bu elinizdeki o şaheser bir şey bu. Allah'ın isimleri zannedersem. Esma-i Hüsna çalıştığım bu en son çalıştığım bir ürün. Hatta daha henüz bitmiş değil. Şöyle kağıtı yaparak şöyle anlatayım. İş çiçekleri çalışılacak. Şu şekilde içine yapıştırma yapılacak kağıt olarak. Yani bu rölyef ama kağıtı sanatı da kullanıyorum burada. Ne sanatı? Kağıtı. Osmanlı'dan gelme kağıtı sanatı var. Birazcık cahilliğimizi belli etmemiz lazım hocamızın yanında. Ya estağfurullah. Kağıtı sanatımız var. Osmanlı'dan gelmedir o sanatta. Bugün evet bir hocamız onu da veriyor burada. Kağıt sanatı veriyor ama ben de rölyefte uyguluyorum kağıt sanatını yani. Hocam gelsem öğrenir miyim? Tabii ki. Başımızın üstünde yeri var. Yani herkesi geleceğim, bekliyorum. Geleceğim. Ama şu kıza tam muhabbeti bitiremedim. Peki şimdi geldin. Aldın kağıtları. Bütün materyaller sende. Araç da karşında. Bunu ne kadar süre içerisinde yapmayı öğreneceksin? Yani ben başladığımdan beri bu dördüncü...
Allah aşkına söyler misin? Para olarak altına mı yatıyorsun, parayı yoksa yastık altına mı yapıyorsun kazandıklarını? Yok, altına yatırım yapmayı tercih ederim. Altına yatırıyorsun. İşte eğer sizler de evde oturmak yerine özellikle Manisa'daysanız, ya kurs bedava, öğretmen bedava, gelin burada bir şeyler yapmayı mutlak suretle öğrenin. Evde oturmakla bence hiçbir şey olmaz. Ayfer hocam, şimdi ben gelsem, ortalama iki hafta içerisinde şunu öğrensem. Evet. Günde kaç tane bitiriyor? En az alt tabanını yapabilirsiniz. Bir de biraz da kesim çalışabilirsiniz. Bizim kameramanları da şu işi öğretsem, onlar da üst öğretse, ortalama her gün bir tane çıkarsak, 2000 liraya satsak. Yok. Olmaz mı? Olmaz. Biz bu işi götüremez miyiz? Hayır. İki günde mümkün değil. Ama ben diğer kameraman, iki tane kameraman var. Hepsini öğreteceğiz. Editörlere de veririz bir şeyler. Olmaz mı? Ben size vereyim Enis. Haykıyamam ben. Gerçekten. Yani görmüş olduğunuz gibi öğrenmeye başladık. Çünkü burada para var. Tamam, sanat var. Sanata saygımız gerçekten sonsuz. Ama burada gerçekten bir para var. Geliyorsunuz, ücretsiz bir şekilde burada kurs alıyorsunuz. Şunu yapmasını öğreniyorsunuz. Kağıt mı efendim? Bildiğimiz kağıt. Ve ondan sonra paraları götürüyorsunuz. İnce ayrıntılar önemli değil mi burada? Tabii ki. Bakın şöyle şimdi şunun üst, vosvosumuzun üst süsünü çıkarıyorum. Tamam. Bu elimizdeki materyalin adı ne? Kretuar. Evet. Kretuarla çalışıyoruz. Evet. Hocam ne söylüyorsa iyi dinlemeniz gerekiyor. Önemli. Kretuarla çalışıyoruz. İşimi öyle. Bakın şöyle. Sonra biz bunu boyama işlemi oluyor. Rölef 4 aşamadan oluşuyor. İlk önce onu da söyleyeyim. Kesme aşaması, boyama aşaması, ondan sonra kontür aşaması ve yapıştırma aşaması olarak bu şekilde inceliğini yaparak şu kalemimizle şuradan boyuyoruz etrafını. Şu beyaz özellikle kağıtların gözükmesini sağlıyoruz. Kenarlar boyanacak. Tabii ki. Ondan sonra ütüleme aşaması dediğimiz şöyle boyut kazandırma. Ütülerimizde boyut kazandırıp en hocam sonunda... ben geçtim ki o dersi. Değil mi? Ah hocam. Yani korkuyorum hocam. Yakında bütün memleketlerde İnşallah. Açacağım dükkanları yaptıracağım ama. Vallahi çok yani, güzel. Acaba hocam tanesini kaçtan satsam? Siz bilirsiniz değil mi? Tamam. Artık ona ben fiyat vermeyeyim. Tamam. Çünkü ben burada öğreteceğim sadece. Öğretiyorum şu şekilde. Hocam sizin hakkınız yenmez. Vallahi yenmez. Ve efendim görmüş olduğunuz gibi şöyle. Çok ilginç olacak ama hocam kesti ve kağıdı şuraya aldı ve koyduk. Şimdi bu buranın oldu değil mi hocam? Evet, onu bir kat daha vereceğim. Bir kat daha. 3 kat olacak orası ki o yüksekliği. İşte 3D dememin sebebi o. Tamam. Hani bir taneyle bitmiyor. Bu şimdi taban alt ya, bu birincisi olacak. Tamam. Bir daha keseceğim. Bazı yerlerini atıyoruz. O da benim mesleğimin sırrı. Evet, öyle söylemeyin. Oluyor. Ondan söylemeyin. Ondan sonra 3 kat yapıp 3D'mizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Evet, şaka değil. Tam 64 yaşında buraya gelen teyzelerim var. Bu işi öğreniyorlar. Bu sanatı, zanaatı icra ediyorlar. Efendim sizlerden rica ve istirham ediyorum. Ya Hasan bizden geçmiş, artık iş işten geçmiş, yaş gelmiş 60-70'e demeyin. Evinizden çıkın. Halk eğitim merkezlerinde bu imkanlar varken değerlendirin efendim. Efendim kargıyla Hasan ne işim var dediğinizi duyar gibiyim. Evet, sazlık alanda şunu görseniz
Dersiniz ki ya Allah aşkına kargı bırak geç gitsin. Fakat kargıyı öyle bir hale getiriyorlar ki efendim. Evet, şu an bu kargıdan ne olmuş durumda ve ortalama fiyatı 2-3 milyar. Ve efendim bu işi de eğer öğrenmek istiyorsanız nereye gelecekler? Kurşunlu Han'a ücretsiz bir şekilde buraya gelecekler. Ney ustasından hem ney yapmasını hem de ney çalmasını mı öğrenecekler? Evet, Kurşunlu Han Ney Atölyesi hem ücretsiz eğitimleri var. Çalma olarak hem de yapım olarak eğitim vermekteyiz burada. Hocam anlatın bize. Ne yapıyorsunuz burada? Yani aslında yani bu sazlık alanda yetişen kargıdan mükemmel bir şey çıkartıyorsunuz. Ve ney kolay da öğrenilen bir alet değil. Evet. Diğer enstrümanlardan farkı hem üfleniyor hem çalınıyor olması. Yani iki işle, yani bütün nefeste enstrümanlar öyledir ama ney dilli bir enstrüman olmadığından üflemesi bayağı zaman alır. Onun dışında yapıma gelecek olursak ney yapımı bayağı meşakkatli bir iştir. Bir dakika, şimdi size şu sazlık alandan geliyor değil mi? Evet. Anlatın, elinizi alın efendim, korkmayın. Vallahi bak herhangi bir şekilde zarar vermiyor. Hocam şimdi bunlara ne diyorsunuz? Boğum mu, bölüm mü? Yani çok da uzun aslında. Peki bundan bunu nasıl çıkartıyorsunuz? Bir neyi alıyoruz elimize. Boğumlarına bakıyoruz. Şu şekilde. Tutuyorsa o boğumlardan bir neyi çıkacak demek. Ha bir dakika. Her de kargıdan çıkmaz mı? Tabii çıkmaz. Boğumları dört parmak dört parmak kısa olması gerekir. Çünkü yoksa 9 boğumu yakalayamayız. Ha, bütün kargılar da aynı değil diyorsun o zaman. Değil tabii. Yani yüzlerce kargının arasından 5 tane 10 tane Bak şimdi orada sıkıntı. O zaman şimdi sazlık alana gidip de şu kargılardan toplayıp da öğrenelim diyenlere o zaman bir dur mu diyeceğiz? Tabii ki. İlk önce bir bu işe başlamadan önce bu işin erbabı olan bir ustadan biraz eğitim alsalar iyi. Şartım. Ya hocam, neyzenler, ney çalanlar ve neye gönül verenler hep böyle birazcık mütevazi, alçak gönüllü oluyorlar. Neden? O da neyin üfleyenlere, onunla ilgilenenlere kattığı bir şey diyorlar. Size de öyle bir ağırlık var böyle. Çok güzel böyle bir hissiyat böyle yanınıza, durduğunuza belirtiyorsunuz. Ağır başlı bir insan gibisiniz ki öylesinizdir büyük ihtimalle. Allah razı olsun. Eyvallah. Tanıyanlar bilir zaten. Ya yani elimizden geldiğince alçak gönüllü oluyoruz yani. Peki şimdi buraya doğru gelelim efendim. Burada onlarca ney var. Şimdi çeşitlerin var bu neylerin. Tabii ki. Kız ney, Mansur ney, Şah ney, Davut ney. Bir sürü ney çeşidi var. 16-17 çeşit ney var. En çok tutulanlar kız ney başta olmak üzere. Hangisi abi? Şunu gösterebiliriz. Tamam. Bu kız ney mi oluyor? Bu kız ney. A kalite bir kız ney. Zeytin kakma, manda boynuzu başpareli. Özel bir ney. Başlangıç neylerimiz var. Orta kalite. Bu ney. Başlangıç ney mi oluyor? A kalite yok. Profesyonel bir ney. Bu profesyonel mi? Hocam bunu ben çalarım. Çalarsınız. Yani bundan efendim bunu aslında çalması maharet değil, bundan ses çıkartmanız çok önemli değil mi? Yani çalmak mesele değil aslında, neyi üflemek mesele, asıl mesele. Değil mi? Tabii ki. Çok zor değil mi? Tabii zor. İşte o Neyzen Tevfik'in dediği gibi ney çalınmaz üflenir demiş. Allah. Evet. Neyi üflediğiniz zaman büyük bir aşama kat etmiş olursunuz. Ama tabii nota da bilmeniz gerekiyor değil mi? Tabii ki, tabii ki. Bütün enstrümanlar gibi neyle nota gerektiriyor. Ya özellikle ney yapımından öte buraya ney çalmayı mı öğrenmeye geliyorlar? Tabii ki ya, günün stresinden bunalan insanlar geliyor buraya, bir mola oluyor hayata. Unutturuyor, uyuyor tabii ney sesi insanı alıp götürdüğü için. Bir rehabilitasyon merkezi gibi. Anladım. Düşünüyor peki insanlar. Hocam burada en zor çalması olan hangi neyimiz? Bizim çalamadığımız bir ney göstereyim. Aman Allah'ım, senin çalamadığın mı var? İnanmam hocam. Bu Şah ney. Bunu biraz üflüyoruz. Ama burada bir de Davut neyimiz var. Kolay kolay her atölyede bulamazsınız. Üfleyen de çok yoktur yani. Bir dakika.
Bunlardan siz bile ses çıkartamıyorsunuz mu? Ses çıkartmasına çıkartırız ama ellerimiz yetmediği için kol boyumuz. Tamam. O zaman koldan dolayı aslında bunları bir şekilde melodik hale getiremiyorsunuz. Peki kimler çalıyor bunu? Bunları 1.90, 2 metre boyunda. Bu uzun olanlara. Uzun olanlar üfleyebiliyor. İyi bir çalışma neyi oluyor. Çok bas tonları olduğundan çok güzel ses veriyor. Şu davudi ses insanı bitiriyor değil mi hocam neydi? Tabii ki alıyor götürüyor. Yani insanı dinlediğinden uzaklaştırıp. Peki hocam ilk ne zaman bu ney bulunmuş biliyor musunuz? Onunla ilgili kesin bir bilgi yok ama 3000-4000 yıl tarihi olduğunu söyleniyor. 3004 yıl önce bulunduğundan bahsediyorsunuz. Evet, evet. Mükemmel bir şey. Güzel çalışıyorsunuz değil mi? Elimizden geldi. Tam olası üflüyorsunuz değil mi? Tabii ki. Bize, izleyicilerimize ufak bir şey çalmak ister misiniz? Tabii ki çalalım. Kendi boyumuza göre bir ney alayım. Hadi burada. Efendim, boyunuza göre burada ney almanız gerekmekte. Hocamın boyu da 1.70'lerde var zannedersen. Şahit olmuş. Peki 1.70 boydaki birisi kaç santimlik neyi alıyor eline? Kız ney, Mansur ney, rahat üfler. Peki efendim, söz, müzik, nefes, her şey hocamda. Haftaki programımızın burada sonuna geliyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar sizlerle bir arada olmak ümidiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim.